Hayırdır Arif? Makam aracın yok, şoförün yok. Neden böyle gizli gizli buluşuyoruz ki? Baş başa görüşmemiz lazım da ondan. MİT'ten ulaştı bir saat önce. Bizle mi ilgili yine? Evet. Bıktırdılar ama ya. Yani başka işi gücü kalmadı mı bunların? İfsala sınır girişi gümrük kamerasına takılmış bir görüntü. Bak bakalım. Tanıyabilecek misin? Kim bu? Mümkün değil bu. Benzemiyor mu? Gümrükten girmiş dedim. Pasaport, araç plakası. Yok mu? Bakmamışlar mı buna? Bakmışlar tabii ki. Hepsi sahte. Bir de sen bak istiyorum işte birader. Sen söyle. Mesut mu bu? Değil mi? Selin'le konuşuyoruz hep. Yani Mesut'un yanında. Adam 10.000 kilometre ötede komada gibi yatıyor. Yok. Bu mümkün değil Arif. Öyle mi sahiden? Uyanmış olamaz mı? Hoş geldiniz amca. Kusura bakma. Hoş bulduk evlat. Ne yok, kapatıyor muydun? Evet, birazdan. Ama bir şey istersen hemen yapayım. Yok yok yok, istemem. Geçerken şöyle bir uğrayayım dedim. Gel bak. Laflayamadık seninle Efe'dir ha? Ben epeydir konuşamadım ama sen haberleşiyorsun galiba Selin'le, değil mi? Babanın durumu nasılmış? Ben de en son 2-3 hafta önce konuştum. Mesajlaşıyoruz ama sık sık. Bir değişiklik yok bildiğimiz gibi. Peki. Ne zaman mesajlaştınız en son? 3-4 gün olmuştur. Anladım. Garip, nereye oğlum? Şey mi oldu Rıza amca? Sen durup dururken bu kadar sormazdın. Yok, yok. Bir şey oldu yok. Babama bir şey olduysa? Hayır, evlat hayır. Öyle bir şey yok. Ben ulaşamadım Selin'e birkaç defadır da içime bir kurt düştü. Biliyorsun insan yaşlandıkça evhamlı oluyor. Bir de sana sorayım dedim. Yeni bir Amerikan hattı var Selin ablanın. Ben sana onu yazıp vereyim istersen. Değiştirdi geçenlerde. İyi olur, sağ ol. Yazıp getiriyorum. Garip nereye kayboldu? Dolanıyordur buralarda. Gelir şimdi. Ha, iyi. İyi evlat. Sen dikkat et kendine, tamam mı? Sağ ol Rıza baba. Sen de. Hoşça kal. Sağ ol. Sağ ol. Garip.
Oğlum neredesin ya? Oğlum neredesin? Garip! Gel. Neredesin oğlum sen ya? Sıkıldın mı ha? Gezdin geldin mi? Gideceğiz şimdi, kaybolma bir yere. Hadi gel. Gel. Nereye bakıyorsun? Hadi gel. Ne oldu oğlum ya? Allah Allah. Ya da mangal partisi. Nasıl fikir? Ya işimiz gücümüz var. Kim uğraşacak onunla? Sen işten kaytarmaya bahane arıyorsun bence. Yok başkomiserim, ben ne alakası var? Ben birlik ve beraberliğimizi düşünüyorum. Yeter be yeter. Ver. Ya git, ne konuştun sen lan? Hadi herkes işinin başına, hadi gevşemeyin. Zaten Rıza Baba yarın iş başı yapar. İşleri aksatmayın. Abi o kadar Badire atlattı. Yarın da gelmez herhalde değil mi? Bence de. Bir gün dinlenir en azından herhalde değil mi? Aha. Sen öyle zannetsen. İddiaya giren var mı? Hı? Yarın gelecek, iş başı yapacak. Aha da buraya yazıyorum. Bence gelmez abi. Nesine? Gömleğin olsun. Var mısın? Varım, hadi. Hadi bakalım. Şahitsiniz ha. Tamam. Tamam bırak. Lan yürüyerek mi gideceğim? Yok abi. Bak şurada scooter var. Ona bin. 5 dakikada gidersin. Bu mu? Abi çok kolay alet. Vallahi bak hemen alışırsın. Zırt diye de gidersin. Bir bu eksikti ya. Allah'ın sarhoşunun peşinden ben niye koşuyorum ya? Bana ne? Bana ne? Yani. Bak çok güzel. Vallahi çok kolay. Bak 45-40'tan 45-44'e duyuyor musun beni Cemal? Dinliyorum başkomiserim. Beykoz tarafındayım, siz de gelin tamam mı? Anlaşıldı başkomiserim. Nasıl çalışıyor lan bu? Çekil! Yoldan çekil! Çekil ya, Allah Allah! İyiymiş ha. Hızı da fena değil. Çekil! Merhaba. Bununla güzel devriye atılır aslında. Bir de siren taktıracaksın öne. Mis! Yavaş yavaş. Yavaş! Öyle çıkılır mı? Ama beyefendi benim yolum burası. Siz önüme çıktınız. Ben mi önüne çıktım hanımefendi? Evet. Çocuk gibi yola atlıyorsunuz. Hayır, siz hatalısınız. O skuturu kullanmasını bilmiyorsunuz bence. O kadar hızlı gidilmez. Hanımefendi, ben normal bir hızdayım. Neyse, sizinle tartışmak istemiyorum. İşim var benim, ben gidiyorum.
Dikkatli sürün siz de, dikkatli. Çattık ya. Yola. Yok artık, inanmıyorum. Ne oldu? Baksana. Önüne baksana be. Çekilin ya. Allah Allah. Oh. Durdu arkadaş ya. Frenlerinde biraz arıza var ama iş görüyor yani. Ne yaptınız çocuklar? Abi sen bununla böyle nasıl geldin buraya kadar? Araba yoktu oğlum, araba yoktu. Keyfimden mi sanki? Şş, bana bakın, kimseye bahsetmek yok ha. Niye abi, ayıp bir şey yok ki bunda. Kızım, ben başkomiserim. Bir ağırlığım var. Tartışmayın benimle bunu, unutun. Buna bindiğimi unutun. Tamam, unuttum bile. Güzel. Evet. İnanmıyorum ya. Yine mi siz? Ay, ölmediniz değil mi? Yok. Yaşıyorum hanımefendi. Yalnız bir ambulans çağırırsanız. Hemen. Tamam, hemen arıyorum. Ya bu nasıl bir tesadüftür ki, ben anlamadım ya. Ya ikidir beni buluyorsunuz. Bravo yani. Yani. Yalnız sizin gözleriniz ne kadar güzelmiş. Ben yeni fark ediyorum. Aradık mı ambulansı? Ağrım vardı biraz. Tamam, tamam. Hemen arıyorum. Oğlunuzu cezaevinden çıkartmak, hele de ambulansı kaçırmak, bunlar da başka... Adam mı öldürmüşüz? Nedir bu muamele? Şşş! Ya kızım, saçma sapan konuşma, at şu imzayı. Hayret bir şey ya. Gel. Yürü, yürü. Yürü. Kusura bakma Yalçın. Bu arada dansöz trafiğimiz eksik olmuyor. Ya, öyle oldu. Ya, yani dansözlük çok enteresan, öyle değil mi? Ölmeyecek meslek derler ya baba. Tam da öyle hakikaten. Yalçın, öyle değil mi? Yani... Öyle birader, öyle, haklısın. Mesut komiserim, sen de, bu ekip de ve tabii Rıza babanız da bu emniyetin göz bebeği mensuplarındansınız. Bence idari soruşturmaya gerek bir durum yok ortada. Görevine devam edebilirsin. Sağ olun. Gerisini müdürlerinizle halledersiniz. Bana müsaade, daha yola çıkacağım. Yalçıncığım, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şermin'lere çok selam, tamam mı? İyi yolculuklar Yalçın Bey. Sağ olun. Güle güle. Ne oldu şimdi böyle? Bir numara döndü ama ben anlamadım. Usta, baba. Ben sana sonra anlatırım kardeşim. Üzümünü ye, bağını sorma. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Mutlu musun lan? Temtemizin tanınan simalarından emniyet teşkilatımızın gururu Hüsnü Çoban başkomiserimizi, yine semtimiz sakinlerinden Esra Hanım'la çay içerken görüntülediği, samimi sohbetleri de dikkat çeken ikili, acaba yeni bir arkadaşlık mı başlıyor dedi. Vay arkadaş, Hüsnü abime bak ya, magazin olmuş. Ama semt magazini ne ya? Yani o iş oralara kadar düştü mü? Millet can sıkıntısına ne yapacağını şaşırmış. Şş, bana bak, bunu Hüsnü abi görmedi değil mi? Vallahi yeni düşmüş. Al, abim de yeni düştü. Gururumuzsun be Hüsnü Çoban başkomiserim. Ne oluyor oğlum? Ne gururu, ne düşmesi? Abi kızma, gel otur şöyle, gel. Ne gülüyorsunuz lan? Ha? Ay hakikaten ama ayıp ya, ayıp. Sen de gülme. Pardon abi. Abi gerilme, biraz otur gel. Ne oldu sana, bir gergin geldin sen. Esra Hanım, Hüsnü Bey, önce inkar ettiler. Bu ne be? Abi bence yakışmışsınız, öyle değil mi ya? Tabii. Yani tabii. Bence dolçuk kadın, evet. Ya saçmalamayın be. Yeter be. Bıktım ben hepinizden, bıktım. Yok mu işiniz gücünüz ya? Dağılın, dağılın. Devriyenize mi gidiyorsunuz? Ne alt edeceksiniz hadi? Abi kızma ya, tamam. Bak yanlış anladın sen bizi. Bak şimdi böyle... Kusura bakma, tamam mı? Ben asayım.
Evet. Bana bakın. Rıza Baba gördün mü bunu? Görmedi başkomiserim. Görmeyecek de. Vallahi senden bilirim. Anlaşıldı başkomiserim. Hı. Kimin telefonu çalıyor? Senin telefonu çalıyor abi. Ne var Zeliş? Bravo baba. Alkışlar sana gelsin. Bu yaştan sonra magazinlere de düştün, tam oldu yani. Gideceğim, yatacağım bir tımarhaneye, kafamı dinleyeceğim ha. Vallahi yeter yani. Yeter. 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 İnsanım ben. İnsanım ben. Bugün itibariyle takipçi sayım 50.000'e ulaştı. Yani? Ya? Hani alkış? Abi 50.000 desin daha ya. O kadar takipçi teyzem bile toplar. Milyon falan olsa hadi sevinelim de 50.000 ne ya? Niye yazık diyorsun ya? Haydi aç kapıya bak. Kaçıyorum. Büyümüş de abisine ayar yapıyor. Oğlum dinle kardeşini. Şimdi onların zamanı. Vardır bir bildiği. Ha. Selam. Ha. Özlediniz mi beni? Canay. Çok. Ne haber abi ya? Yoktun ne zamandır? Ay düşüyordum. Dikkat et. Gel otur. Aman. Heyecanlandım da. Canım bir tek senin menajerliğini yapmıyorum Tekin'cim, biliyorsun. Herkese merhabalar. Merhaba Canay. Abla bu kimdi ya? Abimin menajeri. O ne demek? Anlatırım sonra. Hadi yine kısmetlisin. Sana iş getirdim. Canaycığım eksik olmadı. Yani senin getirdiğin işler genelde patlak çıkıyor. Ha. Almayayım yani, sağ ol. Ya nasıl ya? Yani az rezil olmadı çocuk senin yüzünden. Onu diyor. Aman geçin onları. Bak bu iş hem basit hem de parası da kolay. Şimdi senin 50.000 takipçin oldu ya. Dizide oynuyorsun malum. Bir kozmetik firması var. Sosyal medyada markasını duyurmak istiyor. Yani senin gibi yarım ünlülerle çalışıyor. Bildiğin reklam işte. Ne yapacağım yani? Hepsini anlatacağım ama sen var mısın? Onu bir söyle önce. Ya abi ne bileyim ya. Hangi marka, ne firması? Ya söyle bir anlat, biraz da rezil olmayalım sonra. Ha. 10.000 lira peşin verdiler. İkisini kestim, 8'i sende. Kabul abicim, kabul. Hepsini dök başımdan aşağı, gıkımı çıkarma. 8.000 ha? İyi para be. Hem de sıcak para. Dur. Nice. Sen küçüksün, bu para bende dursun Tekin. Yerde bulsan sayacağım. Teyze ver paramı. Oğlum, ben senin için saklarım. Bende dursun. Dur sayıyorum. Teyze, hadi. Öf, yemedik paranı. Bu sende kalsın. Dur, nereye gidiyorsun? Anlat bakalım neymiş bunlar. Cemil nerede Cemil? Ne yapacaksın Cemil'i? Bir şey konuşacağım kendisiyle de. Yapma ya, ne konuşacaksın? Merkeze mi yolladınız usta? Daha burada evin içinde. Tekrar soruyorum, ne yapacaksın? Konuşacağım baba. Ya iki bedeni insan gibi oturacağız, konuşacağız. Herif oğlumu kaçırdı yani. İki çift laf etmeyeyim mi ben? Var mı müsaade? Ne yaparsan yap ama başımıza iş açma, tamam mı? Anlaştık baba. Baba sence doğru mu yaptın? Bilmiyorum evlat, bilmiyorum. Baba şuna bakayım ben. İyi edersin. Bak bir. Arkamızda taş gibi gençleri bırakıyoruz. Ya tabii. Sende ne var işte? Ben çadır ayarladım bir tane abim. Kamp yapacağız İzmir Gümüldür'de. Güzel. Kamp mı? Onca kişi. Evet ne var ki? Kamp çadırına sığmazsınız siz usta. Size böyle sağra çadırı lazım. Kızılı'yı arayalım, isteyelim bir tane ha. Vallahi vardır onlar. Vardır. Çok komiksin ya, kramp geldi gülmekten. Biz de Tunç'la Mardin'e gidiyoruz Rıza baba. He buyur. Mardin? Abi ne Mardin'i ya, deniz kenarına falan gitseydiniz bu sıcakta. Bir de çocuk pişireceksin ha. Adam kavruk kardeşim. Sıcak koymuyor ki adama. Hem belli bir rakımın altına inmemesi lazım bu arkadaşın. Bozuluyor sonra değil mi? Değil mi öyle değil mi? Çatma kaş. Merak etme Rıza baba. Ne istedi şimdi Rıza baba bizden? Ne yapacağız? Nasıl karışacağız aralarını? Vallahi ben de anlamadım ama kolay gelsin. Gülme Melek. Gülme bak, anlamadım. Tamam. Alo Aylin. Alo.
23.16 beklemede kal. Ali sen bekle. Hayır sen beklemeyeceksin. Sen çekici şoförü değil misin arkadaşım? Yarım saat önce yola çıkmış olman lazımdı. Ne bekliyorsun hala? Hadi fırla. 43.45.23.16. Aranılan şahsın kaydına rastlanmadı. Olumsuz. Tamam. Söyle Ali. Yok ya Aylin vazgeçtim. Söylemeyeyim ben. Öf, Ali ya. Hadi canım bunu da zaten. Tamam tamam. Turizm adında bir şirket. Ne öğrenebilirsek. Bir de şu Doktor Mine'nin telefon kayıtları. Son 10 gün. Başka? Bu kadar Aylin. Aylin'cim bir isteğin var mı dışarıdan gelirken getirelim? Beni yarım saatliğine kimsenin aramamasını sağlayabilir misin? Maalesef. Anladım. Kaybol o zaman. Burnundan soluyor vallahi çıldırıyor. Tam oldu işte ya. Yemin ederim bir tuçeninin nazarın diyecek ya. Ya yemin ederim şomazısın sen ya. Allah Allah. Abi var ya bu sefer kesin tutturacağım. Yarım saat kalmış devrenin bitmesine. Ne olacak ki ya Allah Sinan, Allah. Sinan anlattırma burada sabıkanı. Yapmayın ya, o kadar kötü mü? Kötü. Ya yok abartıyorlar ya. Herhalde kızım ya. Bu ne zaman ağzını açsa evin yolunu bulamıyoruz anasını satayım. Başımız bitten kurtulmuyor kardeşim. Bir sus ya. Abi bu sefer eminim bak. Vallahi içime doyuyor ya. Sinan Allah aşkına sus ya. Ya Allah'ını seversen bir sus ya. Bak şansını zorluyorsun ya. Tamam iddiaya girelim. Ya bak hala ısrar ediyor ya. Delireceğim ya. Hayret bir şey ya. Bir dakika tamam. Girelim iddiaya. Nesine? Eğer günü olaysız kapatırsak bana yemek ısmarlıyorsun. Hı, anlaştık. Tamam. En azından yemek yiyelim. Ya Sinan yaktın kendini ya. Ne yakacağım Allah aşkına? Hiçbir şey olmaz ya. 45-40 merkez. 45-40 merkez. Bravo. Alkış. Bravo Sinancığım, bravo. Bravo Sinan. Tebrik ederim. Seni dinliyoruz Aylin. İhbar var Melek. Kozyatağı Meslek Lisesi önünde öğrenci kavgası. O ne ya? Senin yüzünden. Ya kardeşim çoluğun çocuğun kavgasında bize kitlemeyin ya. Abi iki sokak ilerideler ya. Hallediverin işte. Tamamdır Aylin. İntikal ediyoruz mecburen. Ne kavgası olduğunu söylemedin. Şaşırsınlar biraz. Of şimdi orada olup izlemek vardı ya. Senden korkulur ha. Ne oluyor? Ya gel buraya. Adam bak bana niye vuruyorsun? Dur dur. Çekilsene. Dur dur. Oğlum çekme sen. Ya, ya, gel buraya. Ya dursana. Ayrılın be. Ya ne biçim? Hey hey. Ya kafam. Bu ne abi ya? Ne biçim kız? Hey hey! Çekil şuradan. Ya usta! Yemin ederim kafam şişti ya. Yürüyün, yürüyün hadi. Resmen darp ettiler abi ya. Şu hale bak. Yürü. Kafama da çantayı yedim hadi ya. Hadi dağılın artık. Abi bir baksana şişti ya. Sen gel. Ha? Olmaz oğlum bir şey olmaz. Kalın senin kafan. Çok acıyor ya. Bir iddia vardı, ne oldu? Kim kazandı şimdi? Ha, tabii ki Elif kazandı. Kapak. Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah abi, ne olacak? Yemek yemiştik değil mi? Ne zaman? Hemen bu gece. Ama baş başa. Uyar. Ooo, baş başa yemekler. Anladım, anladım. Ne olacak? Gel buraya. Çevik kuvvet gönderildi. Alt tarafı bir okul kavgası, ne oldu ki? Öyle deme Rıza Baba ya. Arada kaldık resmen. Allah Allah. Abi bir destek isteseydiniz keşke. Hazırdık yani koşardık. Komik mi bu şimdi? Birazcık. Aman aman sen eksik olma aman. Varsa yoksa Elif zaten. Bir gün bize kahvaltı hazırla yemeğe götürüyor. Hakikaten ha. Doğru söylüyor. Uğraşmayın çocuklar. Ona vuran vurmuş zaten. Vurmuş. Abi. Neyse 8'de al beni evden. Gecikme. Tamam. Tabii efendim ne demek. 8.30'da da bana gel. 8.30'da. Ulan şimdi. Seliş. Seliş. Ne? Seliş. Hamile. Ne? Ne? Anne baba. Gözü kör olmasın bu tweetin. Evlat bildik bağrımıza bastı. Hırs düşmanı çıktı hırs. Ay kolonya. Ablam nerede? Nerede çocuklar? Az önce aradı yolda.
O gele dursun, biz gidip Tibet'i bulalım. Yürü abicim. Kızım, Suat, yavrum. Aman aman yavrum. Ay, yavrum. Yazıyorum var. Anam toplayın kendinizi. Bir de sizinle uğraşmayalım. Orada abi. Koş, çevir, çevir. Çevirsene abicim ya, aman tutsana ya. Sen koşsan asıl benden geçsin. Nasıl yakalayayım abi herif, atlet. Konuşma da koş oğlum hadi. Gel lan buraya. Arkadaşlar merhabalar. İşte bu. Üstü çobar. Tamam, kolay gelsin. Tamam. Vay be. Tamam. Tamam. Sağ olun arkadaş, eksik olmayın. Yaptık bravo işte bir bravo şeyler. Tebrikler. Kardeşim, bir insanın elinden her iş gelir mi ya? Geliyor kardeşim, geliyor işte. Tamam. Bravo. Çoban yıldızı. Arkadaşlar, bugüne kadar hayat kurtardığı pek çok operasyona tanıklık etmişizdir. Dün gece bunlardan birisi daha yaşandı ama oldukça farklı biçimde. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görevli komiser Hüsnü Çoban yolda mazlum. Usta, hadi gözün aydın, gene kaptın ödül ha. Bu defa ne ödül verirler acaba? Yılın ebesi ödül abicim. Kesin sen de bu sefer. Sarısa yürü. Sen evine. Aa, Şükran mı? Yanındaki de bizim Volkan. Ne alaka? Ne oluyor Eda? Yani bilmiyorum ki, ben de anlamadım. Okuldan eve bırakacaktı çocuğu. O ara mı çektiler acaba? Ne yazmış altına? Walkie talkie'lendim. Bugün günlerden walkie. Tabii. Şahane, süper. Ne oldu? Ah be kardeşim. Oğlum sen ne yapmışsın? Gerizekalı. Ne? Aa. Ne oluyor abi ya? Görmedin mi sen bunları Volkan'cığım? Yüklemiş mi? Ey Allah'ım ya. Hadi koş. Nasıl ver, ver. Fena bozuldu anne. Walkie talkie ne ya? Haklı valla. Değil mi? Neyse. Ya Hande ne oluyor? Ya bırakır mısın? Kızım sen şaka mısın? Ha? Mesut yapma, tamam. Bir dakika. Tamam. Sen süper misin, çeşit misin? Mesut. Ne ayaksın kızım sen? Sen kemiği nereden koyuyorsun ya? Kemiği nereden? Sen kim inşallah seni? Selin ablam aldı. Burada Selin Hanım'ın evi değildir. Yani bekar bir bayanın evi. Sadece gel, uzatma lafı. Ben ne diyorsam kısa kesme. Sen bu kadının abisi misin? Değilsin. Akraba mısın? Değilsin. Evin beyi misin? Zaten değilsin. Senin zırt pırt iki kadının olduğu evde ne işin var? Ay Şükran, sana inanamıyorum gerçekten. Tamam Mesut, tamam, sakin gözünü seveyim ya. Bak Şükran baba, sen beni tanımıyorsun tamam mı? Bana böyle ters ters abuk subuk konuşamazsın bana. Bana konuşamazsın, benim bir ağırlığım var burada. Burada değil, benim içeride de ağırlığım var, her yerde ağırlığım var benim. Uğraşma benimle tamam mı, yoksa var ya. Ne yaparsın? Bak seni var ya, perişan ederim seni. Çok mu erkeksin sen? O hareketler bana sökmez Mesut abi. Oh. 7 tane abiyle büyüdüm ben. Onlar bile susturamadı beni. Susturamayınca da zaten bize göndermişler. Ay Şükran, tamam ne olur bak, ben seni anlıyorum, sen iyi niyetlisin ama Mesut abim bu eve istediği zaman gelir, istediği zaman gider. Bir daha da zor gelirim ben ya. Mesut nereye? Nereye olursa.